Türkistan Enformasyon Merkezi'nin aldığı bilgilere göre hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'a gelen Uygur hacı adayları Çin yetkilileri ve sivil kıyafetli polisler tarafından takip edilmektedir. Çin'in çeşitli bölgelerinden toplam 17 bin Hui Müslümanı hacca gelirken Uygurlardan sadece 1500 hacı adayının Suudi Arabistan'a gelmesine izin verildi. Yetkililer Uygur hacı adaylarının paralarını topluyor ve onların Suudi Arabistan'da yaşayan Uygurlarla görüşmesine ve diğer ülkelerden gelen Müslümanlarla fikir alışverişinde bulunmasına izin vermiyor. Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Etiç Başkanı Karakaş, Çin işgalcileri Hui ve Uygur Müslümanlarına farklı muamelede bulunarak ikiyüzlülük politikası uygulamaktadır. Uygurların dini özgürlük hakları yıllardır Çin ihlaline maruz kalmıştır. Uygurlar yılda bir kez özgür ve huzurlu bir şekilde haç yapamıyorlar. Doğu Türkistan Enformasyon Merkezi olarak uluslararası toplumu Çin'in ihlallerine karşı daha net ve sert tepki göstermeye çağırıyoruz dedi. Doğu Türkistan'ın Börtala şehrinde yaşayan Kencibek ve Anarbek'in Kazakistan'la ilgili bilgileri paylaştığı ve Kazak mahalle sakinlerinin Kazakistan'a göç etmesine yardımda bulundukları için sözde devlet sırlarını sızdırma suçuyla suçlanarak bu ayın başında 10'ar yıllık hapis cezasına mahkum edildiği bildirildi. Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin fikri mülkiyet haklarının Çin tarafından çalındığı iddiasıyla başlattığı soruşturmayı sorumsuz olarak nitelendirerek bu adımdan ciddi rahatsızlık duyduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Moskova Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın ABD'li diplomatların sayısını azaltmasına yönelik talebi nedeniyle, ülkede yapılan göçmen harici vize türlerine yönelik operasyonların 23 Ağustos itibariyle dondurulması kararı alındığını belirtti. Kırgızistan'da 16 aydır başbakanlık görevinde bulunan Soronbay Jeenbekov, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmak için görevinden ayrıldığını açıkladı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği tam güneş tutulması Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşti. Tam güneş tutulması sadece Kuzey Amerika'da gözlemlendi.